Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yayla çorbası tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle 8 su bardağı suyumuzu tencereye alıyoruz. İlk olarak pirinçlerimizi haşlayacağız. 1 su bardağı yıkanmış pirincimizi tenceremize boşaltıyoruz. Yayla çorbasını dilerseniz yarmadan ya da bulgurdan da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Yöreden yöreye fark ediyor. Yarma veya bulgurla yapanlar da var. Pirincimiz bir yandan haşlanırken biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Çorbamızın terbiyesi için 5 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, yarım limonun suyu ve 1 kaşık da un kullanacağız. Limon kullanmamızın sebebi, eğer köy yoğurdunuz varsa, yoğurdunuz ekşi ise limon kullanmayabilirsiniz. Ben köy yoğurdu tadı versin diye, ekşilik biraz ekşilik olsun diye yarım limon suyu kullanacağım. Şimdi terbiyemizi blenderdan geçireceğiz. Yani bunu çırpıcı yardımıyla da yapabilirsiniz. Yani daha fazla homojen olması için blenderla yapacağım. Yumurtamızı, unumuzu ve yarım limon suyumuzu da sıkıyoruz. Pirincimiz haşlandıktan sonra şekilde biraz karıştırıyoruz. Evet, pirinçlerimiz haşlandıktan sonra bu sosumuzu ilave edeceğiz terbiyemizi. Kaynayana kadar sürekli karıştıracağız. En sonunda üzerine zeytinyağı ve nane yakıp koyacağız. Yapımı oldukça kolay, çok çabuk, hemen hazırlayabileceğiniz pratik bir çorba. Evet, terbiyemiz bu şekilde hazır. Pirinçlerimiz kaynadıktan sonra tekrar görüşelim. Pirinçlerimiz haşlandı. Şimdi içerisine hazırlamış olduğumuz terbiyesini koyacağız. Yalnız pirinçlerimiz haşlanırken suyu biraz fazla çektiği için terbiyemizin içerisine 1 su bardağı daha su ilave ediyorum. Çok fazla koyu gelmemesi için çorbamızın. Siz de çorbanızın koyuluğuna göre suyu ilave edebilirsiniz. Şu şekilde karıştırıp yavaş yavaş döküyoruz. Şu şekilde kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Karıştırmayı bırakırsanız çorbanız taşma yapabilir. Çorbanızın taşmaması için de bir yöntem, altını kısıp şu şekilde tahta kaşığı üzerine bırakırsanız taşma yapmıyor. Çorbalarda ve sütte bu yöntemi deneyebilirsiniz süt kaynatırken. Bu da aklınızda bulunsun. Çorbamız bu şekilde kaynarken şimdi üzerine yapacağımız yağlı naneli sosumuzu hazırlayalım. Şimdi göz kararı 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızın üzerine, yine kendi tercihinize göre az ya da çok 2 tatlı kaşığı nanemizi ekliyoruz. Bu arada yemeğimizin tuzunu atmamıştım. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz yemeğimize. Biraz daha yağ ilavesi yapacağım. Az göründü gözünüz.
Ben zeytinyağı kullandım. Siz sıvı yağ ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Sıcak tüketecekseniz. Tereyağı donacak da çünkü içerisinde. Ama zeytinyağı veya sıvı yağ ile bu çorbayı dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz. Şu şekilde dikkatli bir şekilde çorbamızı ekliyoruz. Evet, yayla çorbamızın yapımı bu kadardı. Şimdi servis tabağına alacağım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yayla çorbası yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.